Ona da bakacağız Erman abi. Sen zaten canlı gördün pozisyonu ama evet. bir kez daha burada e, pozisyonları ele alırken ekrana getiririz. Fatih Terim'in de açıklamaları geldi. Fatih Terim 65 dakika Trabzonspor'a karşı oynamak hiç kolay değil diye başlıyor. Kırmızı karta kadar iyi giden bir maç vardı ama e, Soso kendinden beklemediğiniz bir şekilde aklımızda olmayan bir şeyi yaptı. Feguili'nin kodadı Soso Evet. Öyle diyorlar ona yani. Oradan sonra oynamak kolay değil. Trabzonspor'u tebrik ederim. Yani budur durum. Bu sene bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum. Bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımıza gemiyi kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. İnanmayanlar da var demek bu. Demek ki aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Yani hakikaten ee, dün şey mi söyledi Emre mi söyledi Pişmiş tavuğun başına gelmedi bu sene e, Galatasaray'ın başına gelen diye Çok ciddi sakatlıklar Leğin ikinci yarısını en flaşlık sorunlar... Galatasaray'dı ya. Peki, yani, önce. yani Pişmiş tavuk tencerede Hani tavuğu iki yere koyarsın Ya bakır tencereye ya düdüklüye Yani Galatasaray düdüklüye kondu Çünkü paramparça Düdüklüde yarım saatte pişer Tencerede çok kaynatırsın Fatih'in aynaya bakması lazım bir takım ben sordum yukarıda yedi kırmızı bilmem kaç sarı bir takım bu kadar sarı bu kadar kırmızı alıp bu kadar sakat veriyorsa teknik direktör kendini zorlayacak. Hiç kimseye bakmayacak. Oğlum, bu işte şanssızlık denen şeyi ben kabul etmiyorum. Bir takım da bu kadar sakat olursa bu kadar sarı ve kırmızı olursa bu disiplinsizliktir abicim çok net ve antrenman noksanlığıdır. Çok net abi. Hiç bana anlatmasın Fatih Hocam. Bunu ben hocaya Aksi yazarım. Aksi fikri diyorsun. olan varsa tartışayım. Hayır, sizden. ben Ermeni Hoca'ya katılıyorum ama geçen hafta zaten buna cevap verdi. Darbeye dayalı sakatlıklara bir şey diyemem. Eğer dedi, darbe dışı sakatlıklar varsa bu bizim hatamızdır dedi. Geçen hafta söyledi bunu. Galatasaray'da sakatlıklar oldu, evet. Şimdi nasıl son iki sezon şampiyonluk veya Fatih Hoca'nın dokuz sezonda 8 şampiyonluğu ona yazılıyorsa bu başarısızlık yalnız oyuncular, yalnız şanssızlık üzerinden değil. Fatih Hoca da bu sene formda değildi. Hem sezon başı transfer planlaması yanlıştı Ender. En önemli Bunun nokta buydu hocam. Bunun en hocam. büyük sıkıntısı buydu. Çok kiralık oyuncu geldi. Doğru planlamada, doğru kurguda o puzzle'ı birbirine oturtacak oyuncuları alamadı, seçemedi. Ve bunu hem ligde hem şampiyonlar liginde ilk yarı görüldü. Sonra bir seri yakalandı, bir reaksiyon verdi takım. O ara pandemi süreci girdi. Pandemi süreci sonrasında zaten hazır olmayan takım... Aslında bir 8 maçlık galibiyet serisi yani... var değil mi Levent abi yanlış hatırladım. Hani reaksiyonun yani... verilmesine e... kendini e... yükletken onyekuru oldu. Sezon başı alamadılar. Çünkü aldık diye Rodriguez'i geri verdiler. Şimdi doğru takip etmek lazım bu işleri. Çünkü Rodriguez'de 1 milyon aşağı geleyim dedi Galatasaray'a. Onyekuru gelecek sözünü verdiği için o Rodriguez'i almadı Galatasaray. He. Alsaydı farklı olurdu. İkinci evet, yerdeki Galatasaray yaptığı değişiklikler de takım üzerinde olumlu yansıdı. Ona da bakmak lazım. Fezgun'un atılması en doğru. Arkadan ayağa basan atılır mıydı, atılmaz mıydı bilmiyorum. Şeyi D'akosta'yı da söylüyor herhalde evet. Fatih Hoca ama bize karşı zaten atılmaz diyor. Cüneyt Hoca yanını gösteriyor. Diğer takımlar da bize yetişti. Şampiyonlar Ligi için işimiz daha da zorlaştı. Ancak biz Galatasaray izlemiştik. Ama bir sayfa önceyi verir misiniz bir dakika? Ender, bak bize karşı zaten atılmaz cümlesi futbol adına çok doğru değil. Yeri geldiğinde Galatasaray lehine de e, mesela kararlar verdi hakemler. Aleyhine de bu her takım için olacak. Yani e, ee, Galatasaray'a bir tane evet bir son dönemde olabilir ama Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda da mutlaka Leyne'de çalınmıştır. Veya X başka sezonlar Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye, Trabzon'a veya diğer Trabzonspor'a diğer kulüplere çalınmıştır. Yalnız bunun üzerinden hakem, oyuncu üzerinden değil Fatih Hoca üzerinden de bunu okumak gerekir bu sene başarısı. Ya Fikülün o tekmesinin affedecek hiçbir yönü yok. Ya, Allah aşkına yok. arkadan var mı? adam değdi değmedi ayrı bir konu. Bak, ama Fegül'ü dönüp yapmayacak de konu kardeşim. Yani sen Fegül'ü Profesyonelsin ve Galatasaray'da Belanda'dan sonra en çok para kazanan oyuncusun. Sana top oynuyor ama maalesef bu Kuzey Afrika'lı kökenli oyuncuların hepsinde böyle bir rövanş faul alma öfkesi var. Yapmayacaksın ya. Trabzon'la oynuyorsun, Avrupa'yı kovalıyorsun. Yenersen rakibine de puan farkı 3'e düşüyor. Sen Şampiyonlar Ligi'nde şansını 3. bitirirsen, Trabzon'un davası bitmediği için söylüyoruz bunları. Senin Şampiyonlar Ligi'nin en kötü ihtimalle ön eleme oynayarak gitme şansın var. Yapmayacaksın. Ben Galatasaray yönetiminin içinde olsam en ağır cezayı veririm buna. Ama burada Galatasaray yönetimi yönetimde ki içeride bütünlük Levent yok. Levent abi şu ifade ne? Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum. Bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Ya i̇nanmış. Ben bir şey söyleyeyim hocanın söyleyeyim. da çıkıp Kime buna. Kime mesaj bu? Net söyle. Hangi oyuncusu söyleyeceksin. inanmamış varsa çıkarsın. Şimdi çünkü takımın içinde evet. insanlar ya bu ben miyim? ...ben mesela söylüyorum... ...inanmış yorumcularla devam edeceğiz. Biliyordur oyuncular kendilerini ama. Şimdi yanıma. kim diye sorarsınız ya, öyle inanm değil mi? Mesela inanmamış mesela... ...Fegül'e inanmamış... Doğru. ...bu <laughs> işe devam etmiyor. Doğru. Oyuncu böyle bir... Ben anlamda inanmamış. Falcao inanmamış, oynamıyor. Ayağım ağrıyor, dizim ağrıyor diye oynamıyor. Hep kıvırıyor yani. Fatih Hoca Lafontaine'den basarlar anlatıyor. Yani. Fatih Hoca'nın... ...ve büyük takımların bazı hocalarının... ...ben geçtiğimiz yıllarda da bazı şeyler anlatıyorum. Mesela Fatih'in... Şunu hatırlıyorum bir maçtan sonra. Hakeme, hakeme yüzüne karşı ya kardeşim Galatasaray takımından İstanbul'da oyuncak bak bu kadar kolay mı? Dediğini biliyorum. Nadir bu işler abi. Yani Galatasaray'dan, Fener'den, Beşiktaş'tan İstanbul'da oyuncu atılmaz diye bir kanun mu var? Karakaplı kaplı defter öyle mi yazıyor? Yıllarca bunlar alıştırılmışlar kardeşim. Ama maalesef aynı kafalar. Hocam. Maalesef aynı Ben şimdi size söyleyeyim. Pozisyonu iki defa gördüm Fatih Hoca. Trabzonlu oyuncu senin oyuncuya topa girerken Trabzonlu oyuncu senin oyuncunun önündeki topa girerken ayağının kenarından topu almaya müdahale ediyor. Ve dizler burkuluyor filan. Ve ayağı da fazla gelmiyor senin oyuncuna yandan. Senin oyuncun aynı Emre'nin iki hafta evvel yaptığı gibi rakip oyuncuyu attırdığı gibi sanki mitralyozla beş tane kurşun yemiş gibi yere atıyor. Emre de kendini yere attı. Kurşunla vurulmuş gibi. Sonra işte ben yapmadıydım filan filan artistik. Yaptı atıldı adam. Rakibi en iyi oynayan oyuncusu. Senin oyuncun kendini yere attı. Neredeyse öldüğünü zannettim. Ben de korktum lan dedim bu. Tendona mendona mı yedi tekmeyi? Abi yerden düşerken bir anda kendine geldi kontak attı. İki ayağından göğsüne geçirdi adamın. Fatih ama hakem atmadı biliyor musun? Türkiye'nin bir numaralı gittim. hakemi atmadı. Var, Gördüğü yerde. Var, var, Vara gitti. Niye? Niye? Ben vermedim. O verdi. O Peki, zaman o idare Ali Palabayı cin gibi. Türkiye'nin bir numaralı hakemi. Biraz sonra penaltı oluyor. Gene var veriyor. Sen versene. Ermen abi bakın Fatih Terim onunla ilgili bir şey söylüyor. Diyor ki kendimize kabahat bulurken bazı şeyleri de atlamamamız lazım. Feguli'nin kırmızı kartı %100 doğru. Peki geçen sene Mehmet Topal'ın limes'e yaptığı faalde hakem kim? Ali Palabıyık. Demek Bardan iyi görüyor. Yani Anlatabiliyor muyum? Göğsüne mu? bastı o da. Hoca da kırmızı kart dedi zaten geçen sene. Hoca ben yayındaydım. Göğsüne evet. bastı Mehmet Topal. Yani, Doğru. geçen ama onu sene, sene ondan sonraki sene, sene, sene oradan çıkarıp der ki Beşiktaş Geçenek ya, de ya var. bizim ma maçta bu oldu der. Fenerbahçe çıkaraklı olarak Beşiktaş Trabzonspor küme düşen takımlar herkesin lehine aleyhine var ki der. Yani bu senelere sene falan gitmeye anlattığım gerek bu yok. Değil. Benim anlattığım şu. Ben buradayım. Cüneyt Çakır. Burada Fegoli şeyi geçiriyor tabanı. Ha sen görüyorsun Sarıgar. Var veriyor. Penaltı da. O zaman var idaresi cin gibi ben vermedim o verdi ya neden bazı? Bunlar Sen böyle ya. bunlar var ya bunların hepsi cin olmadan şeytan olanlar ya e penaltı da öyle hani bir penaltı görmezsin mesela şeyin penaltısı bugün Konya'nın penaltısı mesela hakem görmeyebilir çünkü böyle dönerken burasına geliyor şöyle dön buradan orta böyle geliyor onu biz hocam şimdi bakın var görebilir ona bir şey deme ya gözünün önünde oluyor penaltı da gözünün önünde oluyor penaltiyi vermiyor zaten. Avut veriyor. Ama hocam biz de göremedik onu Hı. önce. Sen de göremedin. Ya, Hakem de göremeyebilir çünkü avut sonrasında veriyor. ayak avut veriyor. veriyor. Doğru. Çok yakın. Ya işte verdiği yani. Hiç Verdiği karar doğru ya. biliyor musun Levent? Hangi karar? Avut kararı. Ya ben herhalde bir şeyden bahsediyor bak şimdi nerede. İlla bana cevap vermek için değil. Verdiği kendi verdiği karar doğru. Trabzon'un penaltısında Cüneyt'in kendi ilk verdiği karar bence doğru. Var çağırdı penaltı oldu. Hadi buyurun. Penaltı. Ya sen 3 metreden görüyorsun. Var televizyondan görüyor. Ya benim 3 metreden gördüğüm daha seyahatlidir. Çünkü ben üç buğutlu görürüm. El, ayak nerede görürüm onu. Televizyon beni yanıltabilir. Yapıştırır televizyon bana. Şuraya elimi koyayım. Şu kamera bu topa elimi koyuyor gösterir. Yan kamera çeker. Arada 5 santim fark var. Yaptık onu. O zaman şimdi yani, bizi, He, hocam hep da bunlar cindik önce. var. Ya. Kafada şeytanlık var. Mesela bizde he, de hocam... sen, sen hocam penaltı Erman değil altı mi altı, diyorsun yani? Hayır, hayır, Penaltı diyor hocam. Biz önce görmedik. Erman ha. Toroğlu. Bir kısa reklam arası vereceğiz. Çok Hoca sayıda soru var. O zaman reklamda hemen sonra pozisyonları konuşmaya başlayalım. Ama önce kısa bir reklam arası.